buzağların diğer günlerdeki bakımları içinde dedik işte birinci günden sonra hemen doğduktan sonra annesi yalayıp kuruladıktan sonra bunun tek bir boksa alınması lazım. Bu tek bokslarda biz günlük olarak kilogram canlı ağırlığının %12'si kadar hatta %15'ine kadar süt verebiliriz. Artı biraz önce söylediğim gibi buna porsiyon halinde erittiğimiz kolostrumu katabiliriz. Buna devam ediyoruz bu tek alanlarda. Bunlara Türkiye'de de artık bol miktarda tek kullanımlık iglus dediğimiz bu şekilde koruyucu bokslar söz konusu. Bunun metalden olabilir yapılanları da var. Bu süreçte ne bulunması lazım bu tek alanlarda, buzağının kaldığı alanlarda? Bir kere kesinlikle ilk günden itibaren kuru ot, hatta konsantre yem, yalama taşı ve suyun bulunmasının biz son araştırmalara göre çok yararlı olduğunu, bilindiğini söyleyebiliriz. Çünkü niye bunları bırakıyoruz ilk günlerde? Bir kere kuru ot veya konsantre yem ya da mineral maddeler yalama taşıyla birlikte alınıyor. Bunların alınmasıyla ilk günden itibaren 4 mideli olduğu için ileride süt ineği olacak tabii bu yavrular. Bunlardaki ön midelerin gelişimi çok hızlı olması gerekiyor. Adapte olması gerekiyor. Bu nedenle de yapılan araştırmalarda ilk günden itibaren kuru ot, artı konsantre yem, yalama taşı verilmesi sütün açığının da bol miktarda yine suyla kapatılması hayvanda bir kere olmazsa olmaz gereksinimler içerisindedir diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. Maalesef sütte izolement düzeyleri tam anlamıyla yeterli değil. Nedir yapılan incelemelerdeki durum? Normal olarak demir hayvan organizması için, buzağlar için çok önemli bir izolement. Bu demir maddesi normal doğumlarda %18 oranında eksik olduğu saptanmış buzağlarda. Eğer annesi güç doğum yapıyorsa bunun %45 oranında daha eksik olduğu saptanmış. Demir nedir? Enfeksiyöz etkenlere karşı organizmayı koruyucu çok önemli bir madde. Bu madde az miktarda da olsa kolostrumla veya anne sütüyle alınıyor. Fakat herhangi bir şekilde organizmaya enfeksiyon etkenleri girdiği anda çok hızlı bir şekilde öncelikle demir miktarı sıfırlanıyor. Ve enfeksiyona karşı direnci tamamen ortadan kalkıyor. Bu nedenle de diyoruz ki biz ilk günlerden itibaren buzağlara kesinlikle günde 100 mg demir verilmesi lazım. Ya da 1 gram demir enjektabl olarak da var. Enjekte de edilebilir, verilmesi gerekiyor. Enfeksiyonlardan korunması için ki bilimsel olarak da saptanmış zaten. Hem enfeksiyonlara karşı korunmayı artırıyor. Bir de bununla birlikte bir selenyum var. Selenyum maddesi de çok önemli. Selenyumun ilave edilmesiyle dokuların özellikle antioksidatif bu zararlı maddelere karşı korunduğu bu nedenle de buzağlarda emme isteğini artırdığı, emme isteği arttığı için enfeksiyonlara karşı direncin yükseldiği saptanmış, bilimsel olarak kanıtlanmış. Biz o yüzden yeni doğan bir buzağa da ilk gün yine 1-2 mililitre selenyum enjeksiyonları var. Onların da yapılmasını öneriyoruz. Yani demir ve selenyumun ilk günden itibaren yapılması gerekiyor. Yanında sürekli olarak kuru ot, konsantre yem bulunması gerekiyor ve su.